Arabesk. İyi günler, iyi haftalar değerli dinleyicilerimiz. Yine bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Danila Zana ile birlikte çok güzel 2 saat geçirtmenin garantisini veriyoruz efendim sizlere. Yine harika, 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 harika konularımız var. Ama özellikle yaz yaklaşırken yaza nasıl hazırlanmak gerektiğini konuşacağız bence genel olarak bu programda. Hazır mısın Danila? Çok yazayım yani. Tamam, hoş geldiniz de bakın. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Program, yani dinleyicilere hoş geldiniz. Size hoş geldiniz, bana hoş bulduk mu oluyor? Nasıl oluyor? Hoş bulduk. Tamam, okey. Başlayalım. Ya bir tane yazı okudum, yani kendim de çok fazla, yani bana işe yaramıyor artık, yani başka şeyler yapmak lazım da yaz geliyor dedik ya, yaz geliyor fiziğimize falan böyle daha da dikkat etmeye başlıyoruz bu mevsimlerde, özellikle Mart Nisan aylarında zamanla tabii daha da geri çekiliyor o tarihler, ama Mart Nisan'da başlıyoruz böyle rejim yapmaya falan, mayo bikini sezonu açılmaya başladığı zaman erkeklerde de başladı artık ama galiba, değil mi? Sorma Burcu, ben de başladı. Sus, gerçekten mi? Evet. Ha, gerçekten mi? Rejimi, böyle... personal trainer, ciddi ciddi bu bak. Ya, bu yaza hazırım, damga vuracağım. Bu yaz diyorsun. Sana bir resim gönderik, ayıp olmasın. Bunlar bir albüm hazırlığı falan yapıyor herhalde, albüm kapağını mı çektireceksin? No, bir baklava göstereceğim, şaşıracaksın Burcu, yemin ederim. Kendini şaşırmak güzel, istiyorum bak. İnşallah. Kat kat göbek yerine düz bir karın isteyenlerin uzak durması gereken 10 gıda ürünü diye bir haber yapmışlar mesela. Güzel, mantıklı, ilk yapmışlar. Güzel bir servis. Yani spora gitmiyorsunuz, bari bunları yemeye dikkat edin diyorlar. Alkollü içecekler, bu kesin zaten. Hani yani sağlıklı beslenmede olmayan şeyler bunlar. Gazlı içecekler, bunu ben böyle yıllardır söylüyorum. Zaten kendim hiç tüketmiyorum. Ama yani yapılmaması gerektiğini de söylüyorum. Bu içeceklerin en düşük kalorili olanı bile metabolizma hızını düşürür diyor. Yani hani tam sıfır sense. Diyet filan, şekersiz, o bu filan yazan bir sürü şey var tabii ki. Önemli olan gazlı olması. Şekerli ya da şekersiz olması değil bence. Aynen öyle. Vücudunuzun yağ bağlamasını teşvik eder diyor. Benim ilk kez burada gördüğüm ve dikkat edeceğim bir konu daha var. O da sakız çiğnemek. Bilmiyordum mesela. Yani bel bölgesinde, karın bölgesindeki yağlanmayı sakız çiğneme nasıl hızlandırıyormuş hemen söylüyorum. Sakız çiğneme hareketi beyin ve mide tarafından yemek geldiğini dair sinyaller algılanmasına neden olur. Bu durum mide asidi üretimini artırır. Ancak midenize herhangi bir yemek girmediğinden dolayı tek hissedeceğiniz şey açlık olur diyor. Doğru söylüyor. Demek ki vücut o şekilde bakınca... devam ediyor. Yemek gelmediği için de normal içeriden yakmaya başlıyor. Kası yakmaya başlıyor. O zaman da yağ dönüşüyor herhalde büyük bir ihtimalle. Yüksek sodyum içeren ürünler, yani tuzlu gıdalardan bahsediyor. Yağları dışarı atmanıza sağlayacak sıvıların da vücudunuzda tutulmasına sebep olduğu için. Evet. Aslında bol su için diyorlar ya, çok su içmenize gerek yok. Aslında tuzu azaltsanız yeter. Fast food ürünleri zaten, yani hani bir şey söylemiyorum. Mayonez yok. Kesinlikle. Bence dünyadaki en zararlı şeylerden bir tanesi yani. Ama seviyoruz. Biraz seviyoruz evet, mayonez. Abi. Vallahi yani %80 mayonez... oranında yağ içerdiğini unutmayın diyor. Burcu, sen ketçapçı mısın? Mayonezçi misiniz? Beraber. Vallahi mi? Ben mayonezçisim mesela. Gerçek. Evet. Benim erkek arkadaşım da mayonezci mesela. Diyor ki yani ben diyor hayatta diyor bana diyor şunu vermeyeceğiz sana hayatının sonuna kadar deseler mayonez... Ziz yaşayamam diyor, inanılmaz, ben yapamam diyor gerçekten. Diyor, ben seviyorum, çok seviyorum. Yani. Ama mayonezle ketçabı karıştırdığın zaman da çok soğuk. Ama mesela pembe mayonezle sosu. Ketçap pembe yapmaktan bahsetmiyorum bey, ve onu yapabilirsin. Ben o patatesi kızartmasını önce kırmızıya sonra beyazı batırdığın... Yanlış mıyım abi? Ha? Bu o bayağı şey oluyor yani. O başka bir lezzet abi. Bunun arkasında patates kızartması dedi tabii ki. Yani. Patates kızartması eksik olmazsa olmaz bu listede. Dondurma diyor. Allah'ım ya, yaz geliyor ya. Evet ya, ya. Dondurma. Şeker açısından çok zengin olduğu için diyor. Gaz yapan yiyecekler, sağ ol be. Yenildikten sonra bol miktarda gaz üreten gıdalar düz bir karnın düşmanıdır. Fasulye, nohut, barbunya gibi gaz yapan yiyecekler yerine metabolizmayı ve sindirimi hızlandırıcı sebzeler yemek düz bir karın için olmazsa olmaz diyor. Doğru. Ya bu listesi doğru Burcu. Artık aslında şey, bu listesi biraz iyi yaşamak için bile, sağlıklı yaşamak için doğru bir listesi. Ama çok önemli bir şey unuttular yani. Devam ediyor mu o liste? Evet, bir şey daha var. O zaman şekersiz bakalım. Ürünler diyor mesela. Sonuncusu zaten bu da. Şekersiz adı altındaki ürünler tam bir tuzaktır. Bu ürünler sadece diyabet hastaları üzerinde etki etmekte, geri kalanlar için göbek yapmaktan başka herhangi bir katkı sağlamamaktadır diyor abi. Çok güzel haber bence bu. Evet ama eksik. Çünkü ben niye? Mesela şey, baklava. Baklava yememesi gerekir ya. Ya deli, öyle bir liste yaparsan o zaman. Kebap yani, kebap yememesi. Sağ ol ya. Aline zikre yememesi gerekiyor. Ekmek de yok ona bakarsan. Makarna yok burada yani. İskender, döner. Makaron evet, evet ya. Tamam Burcu, tamam yeter. Yaz geliyor baby, ben hazırlamak istiyorum sadece size. Burcu, yazdan bahsediyoruz ya. Bodrum sahilinde şaşırtan görüntü. Şimdi Bodrum böyle bir şey satan şeyler var ya,
seyyar satıcı var ya, ki sadece Bodrum'dan değil aslında ya. Böyle bir plajlarda da her yerde de var yani. Ki sana bir şey diyebilir miyim? Türkiye'de de var ama İtalya 5 katı daha var yani. Aa öyle mi? Tabii ki. Sokak satıcısı. Evet evet, çok çok daha var. Ama bu niye ilginç çeken bir şey? Çünkü adam biliyor musun ne bağırıyor? Matkap isteyen var mı? Adam plajdan matkap satıyor yani. Şey fotoda da var. Ne? Gerçekten? Evet. Elinde adam çanta maktup şey matkap. Çantası, matkap çantası var ya. Dalga geçiyorsun. Valla görüntüyle. Tövbe, bariden darbeli mi diye bir tövbe estağfurullah. Bu yani gerçekten bu programa biz de toparlamaya çalışıyoruz. Sen bozuyorsun öyle söyleyeyim. Biz böyle espriler yaptığımız zaman senin suratın böyle değişiyor. 1800 tane takla atıyorsun. Şu anda yaptığın şey hiç hoş değil. Valla büyük ihtimal yeni moda yani. Eskilerde şey ne satıyorlar? Ceviz, no, badem, simit değil mi? Meyve belki. Burada Türkiye'de ne satılıyor ya? Şimdi maktap. Badem falan satıyorlar sahilde, buzlu badem. Artık şey, artık buzlu badem yok. Matkap olsun ya. Matkap tornavidalar. Alırım diyormuş birisi, çağırıyormuş mesela. Düşünsene plaj çantasına matkap koyup gidiyormuş sonra. Valla müthiş olur gerçekten kamera yani. Kamera şakası gibi abi. Ben görsem mesela kamera şakası derim. Mesela bizim İtalya'da var ya, hep fake satıyorlar. Tişört, mayolar, bütün fake'ler de plajda satılıyor yani. Öyle işte. Arabiz. Burcucuğum, kendini en çok ne zaman zengin hissetmiştin? Hı. Yani bunu şey nasıl diyebilirim, örnek yani. Bir gün havalimanında şey, uçak doymuş. Dolu, evet. Tamam mı? Senin business class böyle bir upgrade ettin. Mesela yani atıyorum. Ben paradan bahsetmiyoruz burada. Yo anladım. Hiç öyle bir şey olmadı biliyor musun? Bu çok acayip bir şey. Ben ki bu kadar çok uçan bir insanım, bir kere bile upgrade edildiğimi hatırlamıyorum yani. Çok ilginç. Neden acaba diye de düşündüm. Hep böyle şanslı insanları çağırırlar. Böyle daha doğrusu sonradan öğrendim ben de. Yani bir insanı mesela bekliyorsun. Şeyde boarding yapılacak. Yani işte uçağa alınmadan önce hani orada bekliyorsun ya kapının önünde. Böyle bazı insanları çağırıyorlar. Neden çağırdıklarını çok uzun süre anlamamıştım ben zamanında. Yani meğer upgrade ediyorlarmış, business class'a geçiriyorlarmış falan. Bana hiç gelmedi. Beni hiç çağırmadılar mesela. Tabii ki yani ismimin öyle Burcu Esmersoy diye okunmasını da çok fazla istemem. Hayatımda bir kere Burcu Esmersoy duyuldu havaalanında. Bunu da söyleyeyim, itiraf edeyim. İstanbul Havalimanı'nda bundan 25 sene önce saatimi, yani kol saatimi, o zaman cep telefonuna o kadar çok bak, öyle yaşamıyoruz ya cep telefonuyla. Tabii ki de. Kol saatimle hala saatimi kontrol ediyordum. Bir de kinetik bir yani enerji şeyle çalışan, hareket enerjisiyle çalışan bir saat olduğu için saatimi yatarken yatak başucuna koymuşum. Böyle tam böyle almadan böyle bir yarım saat önce durmuş saat. Tam ben de saatle bakıyorum yani uçağa gideceğiz falan diye. Bakıyorum saatte hala var. Burcu Esmersoy. Allah Allah falan diyorum. Ben ulan uçağı yani kaçırmak üzereydim. Bir tek yani öyle onunla ilgili öyle bir şey hatırlamam yok. Öyle bir şansım olmadı. Ama neden hani kendini en son ne zaman zengin hissetmiştin? Ha, bu soruyu başka bir şekilde cevaplayabilirim. Mesela Grammy'lere gittiğim zaman kendimi çok zengin ve ayrıcalıklı hissetmiştim. Çünkü normalde Grammy'lere böyle hani buradan hadi ben bu sene Grammy ödül törenine katılmak istiyorum diye böyle bir bilet alıp falan gitmek gibi bir şey söz konusu olmadığı için yani özel ve ayrıcalıklı bir yerde oturup işte şimdi söylemeyeyim Baho çünkü büyük ihtimalle bipler ama bizim bildiği bir kredi kartı sayesinde gitmiştim açıkçası. O zaman işte kendimi gerçekten çok zengin ve ayrıcalıklı hissetmiştim. Bir tek o zaman olabilir. Şey ben mesela ben de hiç business class şey girmedi. Hı. Yani böyle bir bedava bir upgrade hiç yapmadı. Ama bir kere mesela şey Johannesburg'dayım. İstanbul geliyorum. Ben Johannesburg'da yaşıyorum. Eşimi de geliyorum. Hı-hı. Orada şey bilet aldı. Son dakika satış bileti. Orada bana kadın dedi ki var mı bir şey? Var öyle bir özel mil kartı? Özel mil kartı vardı. Çok ucuz. Çok ucuz mil kullanırken business class şey upgrade etti. Ama çok ucuz bu Johan. Çok. İnanamayacaksın tamam, anladım. Yani. Bak ya halimize bak böyle bunlarla seviniyoruz çok iyi. Öyle bir şey oldu. Kısmet yani. Bir kere mesela Londra'da biliyor musun biz de çok erken arkadaşla beraber biz de şey o dönemli ben İtalya'da yaşıyorum. Londra'da İtalya dönüyoruz. Çok erken havalimanı gittik. Dedik ya biraz göz kapatalım ki sonra da çok çok zaman var yani. Tabii ki de biz de şey 4-5-6 tane uçak kaybettik. Bir tane değil yani bayağı kalktı zaman biz sabahtan öğleden sonra kalktı düşün. Yani o kadar benim yani. Benim hayatımda bak mesela konudan konuya atladık şimdi tamamen saptık olaylardan ama mesela bir şey insanda en büyük sıkıntı yaratan şey ne biliyor musunuz? Bir uçağın gecikmesi değil de iptal olması baby.
bence yani Allah kimseye vermesin en kötü şeylerden bir tanesi olabilir. Yani bu uçuş ve seyahat konusunda söylüyorum. Böyle gidiyorsun havaalanına, uçak iptal. Yani hiç yok yani o gün gidemiyorsun. O gün yok. Hani şey olsa, bir gecikme olsa falan, bir 15 dakika sonra, yarım saat sonra, 2 saat sonra, 5 saat sonra falan. Hani benim bir kere mesela 7 saat gecikme yediğim de oldu. Ama bir şekilde döndüm yani. Roma'dan İstanbul'a dönüyordum. O da hiç unutmayacağım yani. Ama iptal var ya. İptal adamı bence bitiren bir şey. Değil mi? Abi benim zamanım proje, çok... Bütün proje, bir cam kırılıyor aynı gibi yani. Çatır çatır çatır. Benim yani bu zamanım çok kıymetli. Yanlış mı? Yani ben hayatımı buna göre ayarlamışım. Sen beni uçurmak zorundasın abi. Götüreceksin yani. Yanlış mıyım? Yok yok, öyle öyle. Ama uçak şey... Uçakta gerçekten, ama sana bir şey de bir bak. İptal kötü ama aynı zamanda bagaj kaybetmek kötü bir şey. Ay bu. Onu da kimseye vermesin. Vallahi gerçekten. Bunları çağırma. Danilo, geçen gün bir belgesel izledim. Roma'da geçiyor. İtalyanlar en kötü şoförlük konusunda ilk sıralardaymış. İnanıyorum. Kornalar havada uçuşuyor falan, kurallara uyulmuyor. Böyle hatta çoğu şoför dikiz aynasının gereksiz olduğunu falan düşünüyormuş. Ama ben mesela o kadar yani hani Avrupa'nın göbeğinde böyle bir şehirde böyle bir şey, böyle bir durum olmasını çok garipsedim açıkçası. Yani ben mesela yani Avrupa'dan bahsetmiyorum şu anda tabii ki, ben de farkındayım, ama Avustralya'da mesela ben bir kere bile korna sesi duymadım mesela. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde de korna sesi duymadığın zamanlar oluyor. Ya Burcu, bizim için korna ekstra bir aksesuar değil yani. İtalyanlar ya kullanılması şimdi, gereken bir enstrüman gibi davranıyoruz. Ya Burcu insanları. Sen o araba için 30 bin euro vermedi mi? İçinde korna da korna 30 bin euro içinde değil. Kullanalım mı bu korna Burcu? Hadi kullanalım bu korna. Ama mesela şimdi ne diyorlarmış biliyor musun? Dikiz aynasını gereksiz bulanlar. Ya araba zaten düz gidiyor, ileriye doğru gidiyor. Arkaya bakıp ne yapacağım diyor. Çok iyi de bu var. Evet, niyet iyi. Ama şey Burcu, korna aslında korna şey değil yani. Korna rahatsız değil yani. Nasıl korna çalıyorsun rahatsız ediyor yani. Ha. Hani çünkü şey var ki bu rahatsız ediyor bir şey. Evet. Hadi mi? Ben ne yapıyorum baba, böyle teşekkür. Falan, benim mesela çok meşhur. Ben böyle çevreye teşekkür maksatla taksici gibi böyle basarım yani. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Ben de evet tabii ki. Mesela özellikle şehir içindeyse ve böyle sokak arasındaysa, trafik durursa, orada korna çalmamak taraftarıyım. Çünkü orada binalarda oturan insanlar var, bebeği var, hastası var, bilmem nesi var. Gerek yok yani o çevrede yaşayan insanlara rahatsızlık vermeyin diye düşünüyorum. Bir de zaten korna hiçbir şeyin çözümü değil. Bari şeyi soruyor, ben sanki siz duyabiliyormuşsunuz bari gibi, ona cevap veriyorum. Şunu diyor. Böyle acaba Türkiye'deki gibi böyle hani mesela böyle bazı şarkıları, bildiğimiz melodileri böyle diye böyle garip, böyle değil de bak müzik metronelik de bir, ya bir kornayı bir, ha, gibi böyle bu tip şeyleri falan çalan arabalar var mı sizde de? Yasak. Ha yasak. Yasak. Bizde yani, de yasaktır herhalde normalde. Yaparsan ceza kesiyorlar yani, yakalarsan ceza var. Ha öyle mi, ama tabii var. Tabii ki de. Yo, ben hiç duymadım. Evet, yalan tabii söylemek istemiyorum. Ha. Yasak yani. Bize şey de var ki burada Türkiye çok gördüm. Ne mesela... ne 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 gibi garip garip bize var değil bu mi? Bu daha Godfather gibi ya bu. O zaten o. Onu da diyor. Tabii tabii. Yok biz yok. Yasak. Benle dalga yasak geçmek için bunu geçirdi ama ya bakayım. Demek ki güzel, doğru. Güzel söyledi. Hayret. Bir daha yapsan yapamam. Şey de var mesela, gazoz var ya. Gazoz mu? He, araba gazoz var ya. Egzoz. Egzoz. Gazoz diyor ya. Ne diyor diyorum ya. Araba egzoz var ya. Burada Türkiye mesela şey, istediği şey takıyorlar ya. Patlıyor mesela. O da yasak ya bizim. O da yasak. Bu da bence ceza, bu da cesaktır zaten normalde. Evet. Yasak ama yapıyorlar. Yani evet. Arabiz. Şimdi Burcu'cuğum, final yaklaşıyoruz. Evet. Son bir konuyla konuşmak istiyorum sana. Artık güzel hava. Evet. Artık sıcak gelmeye başlıyor. Acaba tatille nereye gideceğiz deyince aklıma sana ilk yerde nere geliyor? Mesela senin en sevdiği yere tatile gitmek için. Yurt dışına burada mı? Yurt dışına Maldivler. Koşarak giderim. Maldivler. Yurt dışına Maldivler. Burada. Burada. Çeşme. Çeşme mi? Evet. Kesin. Denizini falan çok seviyorum, senin. Evet evet, bu şey, ben şey yurt dışında deyince ben daha İtalya diyeceğim ya, evde çünkü gitmiyorum. Nasıl eve gideceğim yani. Ama Türkiye Göcek. Ha, peki, güzel, Göcek doğru. Göcek orada ben aynen şey seviyorum. Bravo, orada doğru, güzel. Şey sakin yani. Aynen. Oğlum içi müteşem, araba az, her şey, o trafik yok falan.
Çünkü Çeşme zaten İstanbul gibi oluyor yazda. Bayağı bir kalabalık oluyor yani. Ama deniz müteşem yani. İkisi de müteşem. Evet, Çeşme de çok güzel. Göcek de çok güzel. Şey oluyor. Bu sene ama ki daha hiç gitmedin. Kas. Kas. Kas mı? Kas. Kaş. 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 Diye hiç gitmedi. Kaş çok güzel gerçekten. Değil mi? Çok güzel. Bana hep herkes dedi genelde ki çocuk... yabancıların da böyle tercih ettiği güzel bir yer. Çocuk çok uygun değil dediler. O fark etmez. Benim çocuk zaten her türlü şey yapar yani. Öyle bir çok büyük problem. Çocuk problemi bir çocuk değil yani. Su varsa o zaten işini de atıyor yani. Başka bir şey ihtiyacı yok yani. Orada yani çünkü artık sıcak ya Burcu. Ya artık evet. Sıcak biraz abarttı yani. Ama geçen hafta Gaziantep'teyim 32 derece. Of. İnanılmaz garip değişik bir hava oluyor bazen. Garip yaşıyoruz gerçekten ama herkese dikkat edin çünkü bu var ya özellikle İstanbul'daki en terbiyesiz hava. Çünkü hemen hastalanıyorsun. Çünkü tişört, müşört falan filan giyiyor. Va bir hafta soğuk oluyor hemen hastalanıyorsunuz. Herkese dikkat etsin. Artık ama zamanı geldi, veda geldi. No, veda zamanı geldi. Zamanı veda. Veda zamanı. Zaman veda. Ya veda zamanı geldi. Veda zamanı geldi. Herkese teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyoruz. Ve hoşça kalın diyoruz. Ciao. Arabesk.